Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem pratik hem lezzetli, nefis bir tarifim var. Mutlaka deneyin ve denerseniz yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Alışılmışın dışında bugün yalancı profiterol yapacağız ve bunu borcamda yapacağız. Oldukça güzel, lezzetli, yumuşacık tıpkı pamuk gibi ağzınızda eriyip giden şahane bir lezzet oluyor. Hemen geçelim yapım aşamalarına. Öncelikle kremasını hazırlamakla başlayalım. Tencerenin içerisine 1 litre sütü alıyorum. Üzerine yarım su bardağı buğday nişastası, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı un ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısını da ekledikten sonra ocağa almadan önce şöyle bir karıştırıyorum ki topaklanma olmasın güzel bir krema olsun. Yumurta kokusundan rahatsız oluyorum, çok hassasım derseniz de bir adet yumurta da kullanabilirsiniz. Bu da ufak bir dipnot olsun. Şimdi kremamı ocağa aldım ve kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Asla ocağın başından ayrılmıyorum ve karıştırmayı bırakmıyorum. Göz göz olup kaynamaya başlayınca da ocağın altını kapatıp kremamı bir kenara alıyorum. Bu krema o kadar lezzetli oluyor ki tüm tatlı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Hatta kuplara tatlı yaptığınızda dahi bu kremayı kullanabilirsiniz. Kaşık kaşık yiyeceğiniz bol lezzetli bir krema oluyor. Kremamızın içerisine krem şanti ekleyeceğimiz için bu aşamada kremanın iyice soğuması gerekiyor. Kabuk tutmaması için üzerine bu şekilde streç film yerleştiriyorum ve streç filmi kremaya temas edecek şekilde yerleştiriyorum. Bu da dikkat etmeniz gereken bir nokta ve buzdolabına kaldırıyorum. İyice soğumuş olması gerekecek. Yaklaşık 2 saatte yeterince soğumuş oluyor. Burada krema ılık dahi olsa içerisine krem şanti ekleyeceğimiz için kıvamında bozulma olacaktır. O yüzden mutlaka iyice soğumuş krema kullanmanız gerekiyor. Bir paket toz krem şanti ve yarım su bardağı soğuk sütü ilave ettikten sonra mikserle güzel bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Homojen bir kıvama gelmesi önemli. Verdiğim tüm detaylara uyduğunuz takdirde pürüzsüz, pamuk gibi harika bir kremanız olacaktır. Zaten kremanın kıvamının güzelliğini de görüyorsunuz. İyice soğumuş olan kremamın içerisine şimdi burada kedili bisküvileri gelişi güzel elimle bölüp atıyorum. Toplamda 20 adet kedili bisküvi kullandım ve ortalama 3'e 4'e bölerek içerisine ekledim. Dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Burada eğer krema yine sıcak olacak olursa kedili bisküviler eriyecektir ve gerçekten hiç hoş bir tatlı olmayacaktır arkadaşlar. Verdiğim püf noktalara lütfen uyalım. Ee, uyarsanız nefis defalarca yapacağınız harika bir profiterol olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji bırakırsanız, istek ve düşüncelerinizi belirten küçük bir yorum bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Böylelikle videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasında bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi artık kedi diliyle buluşturduğum kremamı standart büyük yuvarlak borcamın içerisine alıyorum. Borcamı ıslatmanıza gerek yok kesinlikle. Dilerseniz bu şekilde borcamda değil de kuplara da yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt misafirlerinize servis edebilirsiniz. Servis açısından çok büyük kolaylık olacaktır bu şekilde sizlere. Şimdi tatlamanın tamamını borcama aldıktan sonra bir spatula ile üzerine güzelce düzleştiriyorum. Her yeri işte eşit olacak şekilde düzleştirmeniz önemli. Çünkü son olarak üzerine de çikolata sosu yapacağız. Homojen bir şekilde eşit şekilde dağılması gerekiyor pastanın üzerine bir paket hazır çikolatalı sos kullanıyorum. Aslında üzerindeki tarife göre iki buçuk su bardağı süt kullanmam gerekiyor. Fakat ben, ben birazcık daha yoğun olmasını istedim. O yüzden iki su bardağı süt kullandım. Gayet de güzel oldu kıvamı. Şimdi tekrar üzerindeki tarife göre kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolatalı sos kaynayınca ocağın altını kapatıyorum. İlk başta size çok sıvı gelebilir. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Soğudukça kıvam alacaktır. Ama yine de akışkan bir çikolatalı sos oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Sıcakken kesinlikle pastamın üzerine dökmüyorum. Ara ara karıştırarak kabuk tutmadan soğumasını sağlıyorum. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede buzdolabında soğumuş oluyor soğuk çikolatalı sosu şimdi pastamın üzerine döküyorum. Her yerine eşit olacak şekilde. Bu arada beni yine aynı isimle Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hikayelerde çok güzel tarifler veriyorum ve kesinlikle kaçırmanızı istemem. Bu da küçük bir dipnot olsun. Bu arada malzeme listesini videonun altına da ekleyeceğim. Oradan da detaylı şekilde bakabilirsiniz. Tatlımı şimdi dinlenmesi için 2-3 saat buzdolabına kaldırıyorum. Dinlendirmeniz önemli. Hatta ben ilk gün servis yapmadım. Hava birazcık karanlıktı, ışık yoktu diye. Ertesi gün servis yaptım. Ee, yani benim dinlediğim pasta bir gece dinlenmiş pasta arkadaşlar. Ama 2-3 saat buzdolabında dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. Üzerini de çikolata parçalarıyla süslüyorum. Evinizdeki herhangi bir malzemeyle süslemesini yapabilirsiniz tamamen size kalmış o kadar güzel bir pasta oluyor ki zaten bıçakla keserken bile bulut gibi bir pasta olduğunu anlayacaksınız. Yumuşacık, ağzınızda eriyip giden ve defalarca yapacağınız hem basit hem lezzetli, mükemmel bir lezzet oldu. Hemen şöyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Akışkan çikolatası, ipeksi kremasıyla bir de kedi dilinin buluşmasıyla gerçekten efsane bir pasta oldu. Profiterol oldu daha doğrusu. Bu da servis şekli. Özellikle benim gibi kediliyle yapılan tatlıları, pastaları çok seviyorsanız bu tarif favoriniz olacaktır. Mutlaka tarif defterinize ekleyeceksinizdir. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Zaten kaşığı alırken ne kadar yumuşak bir dokusu olduğunu görüyorsunuz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.